Bölüm 6. Seni bulacağım. İnce kapı Elia'nın iki tekmesi altında kolayca yıkıldı. Çok kızgın olmana rağmen aklından bir fikir geçti. O kapı dışarı doğru açılıyor olsa ne aptal bir duruma düşerdik. İçeri girip tehditkar bir tavırla etrafı inceledin. Hey, kimsiniz? Burada ne aramak? Seni aramak pislik. Erkek ayağa fırlayıp masadaki tabancaya uzandı. Ama o an Elia gayet sakin bir hareketle çenesine yumruk attı. Adam geriye sıçrayıp yere yığıldı. Sızlanmayı kesmesini bekledim ve yanına oturdun. Merhaba Miguel, biraz konuşalım mı? Sana bakıp inatla dudaklarını sıktı. Sırrını asla kimseye açıklamamak. O zaman ilk biz olacağız. Dönüp arkadaşlarına baktın. Bana yardım etmek ister misin? Eva. Eva'yı seçeceğim, kadın güç birliği olsun. Ve Elia da dairenin girişini gözetler değil mi? Büyük bir zevkle. Meydan okurcasına tabancanın civatasını çekti ve arkanda durdu. Parmaklarını nazikçe kendi boynunda gezdirdin. En basitinden başlayalım. Neden arkadaşlarımı kaçırdın? Hafifçe geriye yaslanarak dudaklarını büzdü. Peki, belki bana müşterinin kim olduğunu söyleyebilirsin. Yine sessizlik. Arkadaşlarımı tam olarak nerede tuttuğunuzu da bilmek isterim. Yok, söylemeyecek misin? Elia'nın darbesinden sonra gözleri hala donuk bakan adam sana döndü. Anladım, iyi. Başka yöntemler kullanmamız gerekecek. Hangi yöntemler? İnsanları hiç sorgulamadım. Zorla en azından. İkna etme gücünü kullan. Teyzem olsa bunu nasıl yapardı? Miguel'in gözlerine bakıp iç çektin. Peki sen bilirsin, ısrar etmeyeceğim. Dişlerini kırabilir miyiz? Eva, biz barbar değiliz. Öyle mi? Aslında ben de dişlerini kıralım diyecektim de. Bu sorunu barışçıl bir şekilde çözebileceğimize inanıyorum. Ayağa kalkıp silkendin ve düşünceli etrafına baktın. Öğle yemeği olarak iki elma bir fincan çay mı? Enteresan. Dur tahmin edeyim. Müşterin henüz sana para göndermedi değil mi? İnsan kaçakçısının göz parıltısından anladın ki doğru noktaya parmak basmışsın. Arkadaşların aralarında memnuniyetle bakıştılar. Şey, Sherlock. Bir damla zeka her şeyi çözer değil mi? Tekrar Miguel'e döndün. Bu iyi bir işaret değil. Ne kadar zaman geçti? 2,5 gün mü? Sana ödeme yapacağından emin misin? Elbette. Ne isterse ben yapmak. İşi batırdın. Biz seni bu kadar çabuk bulduysak polis de bulur. Onlara sadece benim bildiklerim bile yeter. Seni hemen yakalarlar. İsveç'te kalman yasal mı? Adam kaşlarını çatıp yere baktı. Ah, her şey çok farklı olabilirdi. Elia'ya bir bakış attın ve genç adam kıyafetinin içinden küçük bir banknot destesi çıkardı. Muhtemelen sana vaat ettikleri meblağdan azdır ama bu da iyi bir para. Hem polis filan yok. Ne dersin? Miguel yere bakarak bir süre somurttu. Sonra konuştu. Ne bilmek istiyorsun? İş kadını puanı aldın. Yine adamın önünde çömeldin. Sırayla sorayım. Arkadaşlarım yaşıyor mu? Onlara dokunmamak ben, yerine getirmek, yiyecek ve su bırakmak, ayrılmak. Onları nasıl bayılttın? Bana 3 ampul verdiler. Her birinin üzerinde isim. Birisi ilaç dozunu her biri için özel olarak hesaplamış. Peki bu bilgiyi nereden almış? O ampulleri sana kim verdi? Görmemek. Ampul posta kutusunda ve telefon da orada. Telefon? Aramak için bana bir telefon. Bugün aramak ama henüz kimse cevap vermemek. Onu bana ver. Adam tereddüt etse de baş ucundaki dolabı işaret etti. Orayı biraz kurcaladıktan sonra eski tuşlu bir telefon çıkardın. Vay canına, hala böyle telefonlar var mıymış ve çalışıyorlar mı? Vay. Telefon defterinde yalnızca bir kayıtlı numara vardı. Çağrı düğmesine bastın. Gözlerini kapatıp uzun uzun çağrı seslerini dinledin ve tam kapatacakken. İyi günler Miguel. Pek iyi sayılmaz. Hattın diğer ucunda bir süre sessizlik oluştu. Bayan Agatha Harris. Nasıl? İngiliz aksanı ve terbiye eksikliği. Ayrıca benimle Miguel'in telefonundan konuşuyorsunuz. Siz de çok terbiyeli görünmüyorsunuz. Onu bulacağımı biliyordunuz. Kendinizi tanıtmalısınız. Kısa bir kahkaha seni açıklanamayacak derecede sinir etti. Zeki bir kızsınız Bayan Harris. Ne istiyorsunuz? Sadece iyiliğinizi. Rahmetli teyzenizin şirketiyle alakalı sayısız problemden kurtarmak istiyorum sizi. Şirketin ne yapacaksınız? Ben mi? Hiçbir şey. Sadece var olmasını istemiyorum. Peki size bunun faydası ne?
Fayda, bu tür konularda kullanmaya alışkın olduğum bir kavram değil. Her neyse, arkadaşlarınız hayatta ve tamamen güvende. Bütün bunları sadece bir uyarı olarak düşünün. Ama bir dahaki sefere o kadar nazik olmayabilirim. Sizinle tanışmak güzeldi. Müge ile parasını yarın alacağını söyleyin. İyi günler Bayan Agatha Harris. Telefon kapandı. O kadar pis küfür ettin ki buna kendin bile şaşırdın. Ne dedi? Parasını yarın alacakmış. Hepsi bu mu? Ve herkes iyiymiş ama ben bu adama hala inanmıyorum. Dikkat edin ya Müge'yle döndün. Neredeler? Parasını her türlü alacağını anlayan Müge hemen adresi verdi. Gözünü yoldan ayırmadan mırıldandın. Eva, Alexander'ın bir gün balota dans ederken birini düşürdüğünü nereden biliyordun? Kız şaşkınlıkla gözlerini kırpıştırdı. Neden soruyorsun? Çünkü bizim bu ucube üzerinde her bir arkadaşımın ismi yazan ampul kullanmış. Yani ilaçların dozu her birine göre tam olarak hesaplanmış olmalı. Yani biri onların tıbbi kayıtlarına erişebildi. Nasıl? Sen olsan bu tür bilgileri nereden arardın? Ben sosyal mühendisliği kullanırdım. Bir programcının hizmetinden yararlanırdım. Ve onun bir zamanlar yattığı hastanenin kayıtlarına bakardım. Veya şehir arşivine. Veya her ikisi de. Eva sana hem katıldığını hem katılmadığını ifade ederek omuzlarını silkti. Bir de özel veri toplayacak birini tutabilirdin. Örneğin özel bir dedektif. Şahsen ben öyle yaptım. Yani bir dedektifin, Alexander, Sam ve Rachel hakkında senin için bilgi topladığını mı söylüyorsun? Ve senin hakkında, ayrıca Goodman ve Frederick hakkında Annette ile yattığını biliyor muydun? Bunu öğrendiğim için pişman olduğumu söylemeliyim. Bugünlerde kişisel bilgiler falan yalan, kişisel diye bir şey kalmamış. Buradan sağ güzelim. Dönüş sinyalini açıp gergin gergin gaza bastın. Ormanın girişinde arabayı durdurdun. Sanırım burası. Bekle. Adam düşünceli bir şekilde ağaçların arasındaki boşluğa baktı. Arabamız kabak gibi ortada kaldı. Orada bulunan herkes bizi hemen fark edecek. Yürümeyi öneririm. Haritaya bakılırsa uzak değil. Ürperdim ve ormana baktın. Kimseyi görmüyorum. Bu orada kimsenin olmadığı anlamına gelmez. Tabancanın civatasını çekip hazırlandı. Bizi vurma da Cadalos. Daha hızlı koşarsan bir şey olmaz. Ayrılalım mı? Agatha kuzeyden gel. Eva arkadan. Dikkatlerini çekmek için doğruca yolun ortasından gideceğim. Bütün kötü korku filmlerinin bu şekilde başladığını biliyorsun değil mi? O zaman önce beni yiyecekler. Sizin için de endişelenecek bir şey kalmaz. Eva ile bakışıp arabadan indi ve yürümeye başladı. Sen de içini çekerek korkak korkak otoyola baktın ve peşinden arabadan indin. Ormanın içine daldıktan sonra dikkatlice etrafa baktın. Sanki her şey temiz ama her şey temiz. Az önce bu bölümde bayağı zorlandım. Süre çok uzayınca bölümü yeniden başlattım. Şimdi yeniden deneyeceğim ve bu doğru seçenekleri bulana kadar bölümü okumayı düşünmüyorum. Tek amacım doğru seçenekleri bulmak olacak. Kısa yolu bileniniz varsa, yardım ederse çok sevinirim. En azından yorumlara sabitlerim ve diğerleri daha kolay yoldan halledebilir. Yani keşke mantık yerine sezgiyi takip etseydim dediğim bir bölümdü.
Ya işte yine bir mantık puanı kaybettim. Allah'ım çok şükür sonunda o evi gördük. Yani yaklaşık 3-4 dakikadır doğru yolu arıyorum ve yeni bulabildim. Dediğim gibi daha kısa bir yol biliyorsanız yorumlara yazın, sabitleyeyim, kimse benim kadar uğraşmasın. Evet, başardım. Ağaçların koruması altından çıkmak için acele etmedin ve açık alanın etrafında yürüdün. Zaman zaman ayaklarının altında kuru dallar ve yapraklar çatırdadı. Çalıların arasında özenle hedef alan bir katili hayal ederken dehşete düşüyordun. Ya da ayaklarının altında bir tür ölüm tuzağına, hışırtı sesi. Bu sesi ben çıkarmadım. Arkana bakmak için dönerken kalbin deli gibi çarpıyordu. Çok yavaş, ağzını sert bir el kapattı. Yakalandın. Bayılmış gibi yap. Sem'in dediğini hatırla. Düşmanın cesaretini kırman gerekiyor. Birden nefes verdin ve gevşeyip kendini erkeğin kollarına bıraktın. Genç adam küfür etti ama seni tutmayıp yavaşça yere çömeldi. Yere düşünce birden yana dönüp takla attın ve ayağa fırladın. Öyle bir şey yapabileceğini hiç beklemiyordum. Alexander, aşırı duygulanıp neredeyse tırnaklarını suratına geçiriyordun. Yavaş ol. Öfkeden nefes nefese kalmanı görmezden gelip seni sertçe kendine doğru çekti. Yanağını göğsüne bastırdığında kalbinin atışlarını duydun. O kadar şiddetli atıyordu ki yüzüne çarpacak gibiydi. Kimse sana dokundu mu? Yaralandın mı? Ben, hayır, seni arıyordum. Alexander kalbinin keskin atışları yüzünden hafifçe sallanıyor gibiydi. Kahretsin, seni orada öldürüyorlar sandım. İyiyim ben. Bir saniyeliğine kapa ağzını olur mu? Çenesini başına yaslayıp öylece durdu. Seni sıkıca kendine bastırmaya devam ediyordu. Yavaş yavaş, çok yavaş kalp atışları normale dönmeye başladı. Sonunda nefes verdi. Burada yalnız olmadığını görüyorum. Diğerlerini çağırayım. Seni serbest bırakmak için geri çekildi ve şaşkınlıkla ellerine baktı. Elleri açılmadı. Genç adam birkaç saniye düşündükten sonra yukarı bakıp ıslık çaldı. Bir saniye içinde bir hışırtı sesi geldi ve herkes yeniden bir araya geldi. Her birine sırayla sarıldın. Rachel ağlamaya devam etti. Sam ise aptalca gülümsüyordu. Alexander bile şaka yapmak yerine sadece sana yürekten sarıldı. Sonunda ilk mutlu heyecan yatıştığında kendini toparlamaya çalıştın. Burada başka kimse var mı? Arkadaşlarından başka. Onları fark ettiniz mi? Yok canım, tam profesyoneller gibi saklanıyorsunuz. Bu tür şakalar burada uygunsuz kaçar. Sizi kurtarmaya geldik. Teşekkürler. Bu sorunu zaten çözmüştük. Peki neden ancak şimdi? Orada ne kadar süre kaldık ki? Yaklaşık 2,5 gün. Alexander yüzünü buruşturdu. Uzun hikaye. Anlat bana detaylı bir şekilde. İlişkiniz güzelleşti. Alexander kaşlarını çatan Sam'e alaycı bir bakış attı ve konuştu. Her şey biz uyandığımızda başladı. Gün batımının sessizliğinde mideden gelen acayip bir ses duyuldu. Hemen ardından Sam Japonca küfretti ve tekrar kustu. Sabah seninle uyanmak ne kadar güzel. Bir saattir uyanık olan Rachel sert bir şekilde belirtti. Akşam oldu. Bundan dolayı şefkatim azalmıyor. Mide bulantısından bulanık bakan gözlerle etrafı süzdü ve ellerini hareket ettirmeye çalıştı. Bacaklarının oturduğu sandalyeye sıkıca bağlı olduğu kadar kolları da arkasında bağlıydı. Neredeyiz? Bilseydim artık burada olmazdık.
Yalnız ben mi bu kadar kötüyüm? Bir saat önce ben de kustum. Alex saf bir pislik olduğu için hala dayanıyor. Neden saf? Ortaya karışık inatçılığım da var. Hatta sadece sinirli sinirli başını salladı. Küçük bayan Harris nerede? Bizimle değil. En azından bu odada değil. Alexander'ın yüzü soldu. Sam de başını kaldırdı. Yani düşünüyor musun ki? Bir kelime daha Samuel ve büyük kavga edeceğiz. Sesi aldatıcı bir şekilde sakindi. Buradan kurtulmamız gerek. Bir başlangıç olarak ipleri çözmemiz lazım. Alexander omuzlarını hareket ettirmeye çalıştı ve tısladı. Uzun zamandır bu halde buradayız. Eller uyuşmuş. Ne yapacağız? Önerim şu, ipleri kemirmek, ipleri daha yakından bakmak, ipleri koparmak. Peki bu bize ne verecek? Bir bakalım en azından. Rachel, düğüm neye benziyor? Kız adamın ellerini incelemeye çalışırken başını geriye attı. Pekala. Her bir tarafta bir düğüm var. 8 şeklinde mi? Evet. Harika. Dudağını ısırıp bir elini yana çekti. Boynundaki damar şişip zonklamaya başladı. O zaman Alexander elini daha da sert çekti. Ve aniden diğer eli ipin içinden çıktı. Başardın. Ağır ağır nefes alan Alexander güçsüz kalıp kollarını önünde salladı. İşte şimdi sizi özgür bırakacağım. Ellerinin kendine gelmesi ve diğerlerini serbest bırakıp evin incelenmesi neredeyse bir saat sürdü. Buzdolabında yiyecek ve su var. Ne kadar seveceğim bir insan kaçakçısıymış bu. O yemeklere uyku haplarını karıştırmayı da unutmamışlardır. Kız ürperdi ve sandviçi bir kenara koydu. Her yerde demirler var. Kapı da sağlam. Agatha burada değil. Ona hiç dokunmamış olabilirler. Ya da bir yere götürmüş olabilirler ve cümlesini bitiremedi. Ama orada bulunan herkes pencereden dışarı baktı. Neyse, dışarı çıkalım hadi. Aramızda kapı açmayı bilen biri var mı? Ben açabilirim ama önce bunun için uygun bir şey bulmam gerekiyor. Sonraki birkaç saat iğne, toka veya ataç arayışıyla geçti. Saçımı toplarken toka kullanmadığım için yemediğim küfür kalmadı. Sonuç olarak mutfaktaki bir cihazdan birkaç parça tel kopardık. İlk defa iki kişiyle beraber bir kilit açmaya çalıştım. Dürüst olmak gerekirse yalnız olsaydım çok daha kolay olurdu. Bence asıl sen olmasaydın çok daha kolay olurdu. Rachel Alexander'a sağlam bir tokat attı. Alexander sinirle tısladı. Sam ise biraz neşelendi. Herhangi bir iletişim aracımız yoktu ve ormanda da tuzaklar vardı. Sabaha kadar beklemeye karar verdik. Daha güvenli olurdu. Ama sonra karşı koyamadık ve bir şeyler atıştırdık. Ardından uykuya daldık. Ve uyandığımızda bir arabanın sesini duyunca kimin olduğunu görmek için sessizce dışarı çıktık. Ama arabamı ormanın girişinde bıraktım. Herkes bir anda gerildi ve dikkatle eve baktı. İçinden kafası karışmış Elia çıktı. Bizim dışımızda burada başka birileri daha var. Herkes çok rahatsız oldu. Ortam gerildi. Dudağını ısırıp acıklı acıklı Alexander'a baktın. Elini sana uzatıp yanına çekti. Araba evin arkasında olmalı. Orada eski bir yol vardı sanki. Ürkmüş Rachel başını salladı. Kontrol edeceğim. Evet git. Yalnız gitme. Potansiyel bir katilin yanına tek başına gitmene izin vereceğimizi düşünmüyorsun değil mi? Minnetle gülümsedi. Birbirinden birkaç metre uzakta kalıp yavaşça evin etrafında dolaştınız. Köşenin arkasını görebilmek için kafanı kaldırdın. Wow. Ne? Burada ne işi var? Adam yaprakları doğru eğilip nazikçe iki tarafa ayırdı. Yaprakların altından bir ip göründü. Tuzakları o mu kurmuş? Kendini tutamayıp kızgınlıkla mırıldandın ve hemen ağzını elinle kapattın. Chris başını kaldırdı ve etrafına baktı. Lanet olsun, onu korkuttum. Yan taraftan kuru dallarının çatırtı sesi geldi. Çalıların arasından Alexander ile Sam size doğru koşuyordu. Chris yerinden sıçrayıp arabaya koştu. Gitmesine izin vermeyin. Onu kaçırırsam kim olduğunu asla öğrenemeyeceğim. İkizler birbirine o kadar benziyor ki kafamı karıştırabilirler. Soruya akıllıca yaklaş. Hızla sağa sola bakıp evin yakınındaki çalılıklarda Eva'yı gördün. Kız kıyafetini dikenlerden temizliyordu. Eva, canları cehenneme ateş et. Eva sesini duyunca sıçradı ve tabancasını havaya kaldırdı. Nerede? Şuna işte. Eva hiç tereddüt etmeden silahını kaldırdı ve ateş etti. Ondan bir saniye önce Chris arabadan 3 adım ötede duran bir ağacın arkasına saklandı. Iskaladı diye düşünmeye vaktin olmadı. Yere düşen kan damlasını gördün.
Adam omzunu tutarak koşmaya devam etti. Eva, onu öldürmek mi istiyorsun? Dudağını ısırıp adamın peşinden koştun. Chris'in arabasının lastikleri gıcırdadı ve araba neredeyse kendi etrafında döndü. Ağır ağır nefes alıp yolda durdun. Giden arabanın arkasından baktın. İkizlerden birini işaretlemeyi başardın. En azından şimdi ikizlerden hangisi olduğunu tam olarak bileceğim. Arkadan gelen ayak sesleri duyuldu. Alexander'ın, Sam'in, Rachel'in. Arkanı döndüğün an yanına yaklaştı. Artık gözünün önünde sadece geniş göğsü vardı. Ne diye güvenliği zerre düşünmeden düşmana saldırıyorsun? Parmaklarıyla çeneni tutup yüzüne bakman için seni zorladı. Gözleri hem soğuktu hem öfke doluydu. Öldüğünü düşünerek yeterince sinirin bozulmadı mı sence? Tam da ona cevap vermek için ağzını açarken ağzını kısa ateşli bir öpücükle kapattı. Alexander kız arkadaşın olduğun için senin adına çok endişelendi. Ve hemen ardından senden uzaklaşıp şiddetle homurdandı ve yüzünü göğsüne gömdü. Unutma Minkale, Minkera. Önce kendini düşünmen lazım, sonra görevi. Bunu çarpım tablosu gibi ezberle anlaşıldı mı? Göğüs kasına pek kibar olmayan bir şeyler mırıldanan genç adam sırıttı. Tatlı, cesur küçük kedim yine sorunları çözmek için benden önce atladı. Bu kıza yetişemez. Koruma altına alamazsın. Ama sürekli ateşe atlarsan seni nasıl koruyacağım? Ellerini üzerinden atmaya çalışarak kıvranmaya başladın. Evet, itaatkar bir şekilde beni dinlemeye hazırsın bakıyorum. Birkaç saniye sustu, sonra istemsizce ekledi. Mükemmel bir iş çıkardığını inkar edemem. Fakat adam kaçıyor. Bununla ilgili ne yapacaksın? Hemen ellerinden kurtulup yola doğru koştun. Onu yakalamalıyız. Yoldan girip onu takip edeceğiz. Umarım ormanda bir yerde sıkışır. Sen de arabana bin, onu otobanda yakalamaya çalış. Her yerde tuzak var. Tuzak mı? Diğer tarafta bana da denk geldi. Merkezi yolda tuzak yok ama oradan git. Başını onayla salladın ve arabaya koştun. Sam, Rachel ve Alexander arabaya senden daha hızlı atladılar. Orada ne yapıyordu? Yakalayıp soralım. Gaza bastın. Ona nasıl yetişeceksin? Yırtıcı bir hayvan gibi dişlerini gösterdin. Telefonumu alıp bölgenin haritasını aç. Telefona ilk Rachel uzandı. Görüyorsun işte, tek bir otoban var, dairesel bir yol var. O yoldan sapabileceği hiçbir yer yok. Orada bir tek yol var. 2 kilometre ileride mecburen otobana çıkacak. Alexander telefonu kendine doğru çekti ve bir süre haritayı inceledi. Kusursuz bir mantık. Hata payı sıfır. Arabanın hızı gittikçe artıyordu. Sen ise sadece sessizce çeneni sıkıyordun. Sen bir anda omzunu tuttu. Agatha yavaşla. Ha? Araba sola savruldu ve sadece direksiyonu sıkıca tutuyor olman sizi takla atmaktan kurtardı. Lastik patladı. Gaza basma. Korkudan gazı direkt bıraktım ve araba yine kötü bir şekilde sarsıldı. Motor hoşnutsuzlukla mırıldandı. Hızını kaybetti. Hadi şu benzin istasyonuna doğru gidelim ama çok yavaş. 300 metre yapabilecek misin? Evet, umarım. Yavaşça benzin istasyonuna doğru ilerledin. Sol ön tekerlek patlamıştı. Araba yana doğru sarkıyordu. Her şeyi bırakıp gidesin geldi deli gibi. Sonunda arabayı benzin istasyonunun otoparkına sokmayı başardın. Titreyen parmaklar bir türlü direksiyondan ayrılamıyordu. Son sinir hücrem merhamet için yalvarıyor. Birden Alexander'ın sert elini omzunda hissettin. Ölmeyi düşünüyorsan gel de kollarımda öl bari. Hafifçe gülümsedin ve gözlerini kapatıp birden artan yorgunlukla baş etmeye çalıştın. Kahveye ve 12 saatlik iyi bir uykuya ihtiyacım var. Kahveyi hemen getiriyorum. Sormadan cüzdanını aldı ve Sam'i de peşinden sürükleyerek arabadan indi. Rachel derin bir nefes aldı. Dışarı çıkıp biraz bacaklarını esnetmelisin. Yorgun yorgun başını salladın. Şu anda hareket edemez haldeyim. Biraz oturayım. Kız dudağını ısırdı ve sana anlayış dolu bir bakış attı. Hemen döneceğim, tamam mı? Birkaç dakika burada tek başına kalabilir misin? Baş parmağını havaya kaldırdın ve kız senin şakandan öpüp arabadan indi. Kulağında sessizlik çınladı. Gözlerini kapatıp başını salladın. Yan kapı açılıp kapandı. Rachel, bir çikolata iyi olurdu şimdi. Çocuklara söyle alsınlar, olur mu? Rachel şu anda biraz meşgul. Nasıl tepki vermeli? Hiç. Kornaya bas, dehşet içinde çığlık at. İçinde korkulu çığlıklar atsan da gözlerini bile açamadın. O halde çikolatayı siz alın. Ay, çok cool kaldık. Yabancı şaşırarak sustu. Biraz bekleyip ona baktın. Bana çok cesur bir bayan olduğunuzu söylediler. Şimdi görüyorum ki doğruymuş. Siz kimsiniz?
Geçenlerde sizinle konuşmuştuk telefonda. O kişi siz değildiniz. Yabancı gözlerini kırpıştırdı. Sonra kuru bir gülümsemeyle dudaklarını gerdi. Nereden çıkardınız? Tamamen farklı bir ses. Önemli değil. Telefonda ses bambaşka duyuluyor. Fakat aksanınız, Amerika'da uzun süre yaşadınız değil mi? Konuştuğum kişi ise saf bir İngilizdi. Ve işin en ilginç tarafı da bu aksanı daha önce bir yerlerde duymuş olmam. Aksanın kendisi bile değil, konuşma tarzı, yavaşça uzatılan kelimeler. İkizler mi böyle konuşuyordu? Yok saçma, onlar da İngiliz, onların da yerel aksanı var. Ayrıca ses çok daha yaşlıydı, ikizlere ait olamazdı. Ama yine de ne tuhaf bir duygu, soğuk mantık sayesinde ilginç bilgiler edindin. Adam durdu, sana biraz endişeyle baktı. Siz çok akıllı bir hanımefendisiniz, Bayan Harris. Benden ne istiyorsunuz? Sadece birkaç kağıda imza atmanızı, zor bir şey değil. Şirketten vazgeçmemi mi istiyorsun? Vazgeçmemi istiyorsunuz değil mi? Ama ben bunu yapamam, çünkü ona zaten sahip değilim. Avukatınız farklı düşünüyor. Anthony, işbirliği yapmaya istekli olduğunu söyleyemem. Ama ikna etmeyi biliriz. Arkadaşlarım şimdi geri dönecek. O zaman sizinle çok farklı konuşacağız. Emin misiniz? Araba camından dışarı baktı. Sen de aynısını yaptın. Arkadaşların benzin istasyonunun cam vitrininin arkasında duruyordu. Ve çevrelerinde sakin ama düşmanca görünen 4 kişi vardı. Bu sahneyi görünce endişelenen yabancı derin bir evrak çantasını çıkardı. Neşelenen yabancı, pardon. Evet Bayan Harris, birkaç imza. Ve bölümün sonuna geldik. Ay bu bölüm beni çok zorladı. O sezgi puanlı isteyen yer gerçekten çok zordu. Aslında ikisi de sanırım 15-15 istediyse eşit de gidebilirmişim yani. Siz öyle yaparsınız belki.